Sektör 42 ekibi olarak bu bölümde Haşmet Turizmi ekranlarınıza getireceğiz. Hac ve Umre sektörü hakkında sizler için detaylı bilgiler alacağız. Evet, Haşmet Turizm kafile başkanı olarak çalışıyorum. İsmim Muhammed Ali Kaygısız. Konya Beyşehir doğumluyuz. Yıllarca Diyanet'te imamlık olarak görev yaptık. Şu anda da Haşmet Turizm'in kafile başkanı olarak orada gruplarımızı götürüp getiriyoruz. Bu hizmette şu anda çalışıyoruz abi. Muhammed Ali Bey, Haşmet Turizm'in kuruluşu nasıl oldu? Bunun öyküsü hakkında bilgi alabilir miyiz? Rahmetli kurucumuz dedem 1986 yılında Haşmet Turizm'i kurdu. O kurduğu zaman tabii açık vardı Konya'da. Kendisi İmam-ı Azam mezunu, Bağdat İmam-ı Azam mezunu. Yıllarca devlette, diyanette çalıştıktan sonra Konya'daki bu boşluğu doldurma adına Hac Umre üzerine Haşmet Turizmi kurdu. Yıllarca dedemiz Ali Topçu Hoca kafilelerin başında kendisi gitti geldi. 2008 yılında oğlu Abdülkadir Topçu Bey'e devretti. 2008 yılından bugüne de Abdülkadir Topçu Bey Haşmet Turizmi'nin başında Haşmet Turizmi çalıştırıyor. Evet. Haşmet Turizm baktığımız zaman Konya'da en eski kurulmuş hac ve umre şirketlerinden birisi. Bu açıdan hacı ve umreci adaylarınıza sağlamış olduğunuz olanaklar neler? Tabii 32 yıl oldu takriben. 32 yıllık tecrübemizi umreci kardeşlerimizin üzerinde değerlendiriyoruz. Yıllardan beri yapmış olduğumuz hizmet tabii ki bize önümüzü açıyor. Eskiden kalma ziyade eskideki tecrübelerimizi yeni günümüzde Allah'ın izniyle harmanlayıp yolcularımıza olabildiğince orada konforlu bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Hac umre işini biz turizmden farklı olarak görüyoruz. Yani insanların orada Rablarına niyazda bulunabilmeleri adına yapacakları umreyi eksiksiz ve noksansız gönül rahatlığıyla yapabilmeleri adına elimizden gelen her şeyi sağlıyoruz. Biz orada Haşmet Turizm olarak umrecilerimize dışarıda yaşayabilecekleri bütün sıkıntıları veya yaşayabilecekleri problemleri gidermek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yolcumuz sadece gidip ibadet etmekle meşgul kalıyor. Yani arka planda kalan bütün organize işlerini biz kendimiz sağlıyoruz. Yolcumuz bugün gidiyor hareme, Rabbine niyazında bulunuyor. Tekrardan oteline gelip istirahatine bakıyor. Geri kalan bütün işleri Allah'ın izniyle tecrübemizde biz orada hallediyoruz. Şimdi bu şekilde bahsederken umre programlarından bahsetmek istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Evet, umre programlarımız genelde yıl boyunca 25 günlük olarak var. Konya'dan direkt uçuşlarla götürüyoruz. İşte günümüzde şu anda Konya Mevlana Kültür Merkezi'nden uğurlamayla alıyoruz yolcularımızı. 25 gün boyunca gerek Medine-i Münevvere'de Resulullah'a misafir olarak, gerek Mekke-i Mükerreme'de Allah Azze ve Celle'nin misafirleri olarak hizmet ediyoruz. Biz paketi, yani umre paketini, umre yolculuğunu tam bir şekilde alıyoruz. Biz bugün yolcumuza burada bir ücret aldığımız zaman Konya'ya geri dönünceye kadar orada yapacakları bütün gezileri, ziyaretleri, yapacakları bütün işleri biz ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Yani tam bir ekonomik paketi içini doldurarak veriyoruz. Tabiri caizse bugün yolcumuz bize burada ücret ödedikten sonra keyfi bir harcaması olmaksızın Konya'ya dönünceye kadar isterse bir kuruş dahi masraf etmeden geri dönebiliyor. Uçak biletinden vizesine, yemeğinden oteline, oradaki Kabe'ye gidip gelirken ulaşımına, sağlığına, yani orada hastalandığı zaman özel arabamız var kapının önünde, görevlimiz var. Götürüyoruz, muayenesini ettiriyoruz, otelimize geri getirtiyoruz. Orada yapacağımız gerek Medine'de gerek Mekke-i Mükerreme'de ziyaret yerleri, umre programları, Cidde gezisi, Müzdelife'de akşam yemeği, tesbih namazı vesaire gibi dağlara çıkış, Cebel-i Sevr, Cebel-i Nur, bunların hepsini biz karşılıyoruz. Yani umrecimiz Allah'ın izniyle sadece burada bize teslim oluyor. 25 gün boyunca biz orada onların görmesi gereken neresi varsa gösteriyoruz. Anlaması gereken neresi varsa anlatıyoruz. İnşallah yaşatmaya da çalışıyoruz orada elimizden geldiğince. Evet. Direkt uçuşlardan bahsettiniz. Bu konularda çoğu firmada rahatsız tabii. Havalanın yetersizliğinden kaynaklı, uğramalardan kaynaklı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet, tabii önceden yolcularımızı Konya Havalanı'na çağırıyorduk. Direkt Konya Havalanı'na getiriyorlardı. Dediler ki işte ülkemizin vadileri atlattıkları o günden bu yana
Konya Mevlana Kültür Merkezi'nin orada toplanıyor. Yani olası bir terör saldırısı veya bir sıkıntı karşısında daha büyük felaketlere yol açmasın diye Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde toplanacağını söyledi bugün Konya Valiliğimiz. Takriben 2 yıldan beri böyle devam ediyor. Yalnız Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde hacılarımızı topladığımız zaman bugün bir uçakta en az 200 yolcu oluyor. En az 10'ar kişi yanında geldiği zaman 2000'in üzerinde bir insan topluluğu oluşuyor aynı anda Mevlana Kültür Merkezi'nde. Hiçbir polis önlemi yok maalesef. Yani orada Allah muhafaza biri gelse, bir şeyler yapmaya çalışsa Allah muhafaza hiçbir önlem yok. Yani madem güvenlik dedik buna, madem insanların yararına dedik, o zaman oraya gerçek manada bir güvenlik önlemi alınmalı ki insanlar kendi canından ve malından emin olmaları lazım. Yoksa bu yapılan işin, prosedürün hiçbir faydası yok. Bugün Türkiye genelinde bizim yapmış olduğumuz gibi havaalanının Konya'nın merkezinde olmasına rağmen bir yerde toplayıp topluca umreleri götürmek şu anda Türkiye'nin hiçbir havalanında yok. Yani Türkiye genelinde umreci kardeşlerimiz var, şirket sahibi kardeşlerimiz var. Görüştüğümüz zaman böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Yani biz biliyoruz ki bizim itirazımız burada toplanan paraya vesaireye değil. Yani bizim otobüs tutmamız da değil aslında mesele. Yapılıyorsa bir işin tam yapılması taraftarıyız. Yani madem güvenlik amaçlı, tedbir amaçlı, o zaman orada o gün o saatte bir güvenlik birimlerinin orada en azından caydırıcı olarak durmasını biz istiyoruz, talep ediyoruz. Hem güvenlik hem de sağlık açısından. Sağlık açısından da tabii ki. Yani şimdi bugün yani insanlar orada en az 1-1,5 saat kadar bekliyorlar. Kış şartları, yaş şartları vesaire şartları her türlü büyük sıkıntıya maruz kalıyor insanlar. Burada biz kendi açımızdan ziyade insanların açısından baktığımız zaman maalesef bir sıkıntı burada gözükmekte. Şimdi hac yaklaşıyor tabii ki. Hacı adaylarımızda da bir heyecan var. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, elhamdülillah hac gerçekten çok farklı bir ibadet. İnsanlar yıllarca bekliyorlar. Yani bugün ortalama bir insanın hac çıkma süresi 8 ila 9 yılı buldu. Yani maalesef Türkiye'mizde bir sevindirici durum var. Muazzam bir insanlardan istek ve arzu var, katılım var hacca gidebilmek adına. Tabii ki bu sevindirici. Bir de yandan da aynı zamanda üzücü durumlar var. Çünkü 65 yaş üzeri din kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz her geçen yıl artık bir yıl onlara 10 yıl gibi geliyor. 60-65 yaşlarında yazılan, şu anda 70-75 yaşlarına gelen kardeşlerimizi biliyoruz. Maalesef bugün bunlar şu anda yürüyemeyecek duruma geldiler. Bazı ibadetlerden de geri kalmış oluyor. Aynen öyle. Hac gerçekten meşakkatli bir ibadettir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bütün ibadetlere başlarken "Ya Rabbi senin rızan için şu ibadeti yapmak istiyorum" diye başlıyor. Ama hac ibadetine niyet ederken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam "Allahümme inni uridul hacca vel umrete feyessir hali feteqabbelhin." Allah'ım hac ve umre yapmak istiyorum. İkisinde de aynı kelimeler kullanıyor. Bunu bana kolay kıl ve benden kabul buyur. Gerçekten zor bir ibadet. Kolay kıl diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Hem yürüme açısından, hem maddi açıdan, hem manevi açıdan gerçekten meşakkat isteyen bir ibadet. Ben acizane bir Müslüman kardeş olarak Diyanet'e bilgileri ilettim. Yazılarımı sundum. En azından 65 yaş üzeri insanların ayrıca kurraya konulması hakkında bir yazı ilettik kendilerine. Dikkate alırlarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü 65 yaş üzeri insanlar artık her geçen gün biraz daha halden düşüyorlar. Onları ayrıcalıklı olarak yapmalarını biz en azından temenni ediyoruz. Bu yandan da çıkan kardeşlerimiz var. Şu anda bekliyorlar. Allah izin verirse bu sene Temmuz'un 17'si ile 18'i arası inşallah resmi çıkış tarihleri olarak gözüküyor. Biz de Allah'ın izniyle Konya'mızdan kafilemizle beraber ilk kafile, yani Türkiye'den ilk çıkacak resmi kafilelerle beraber çıkacağız biiznillahü teala. Bizim ilke ve prensibimiz şu değerli kardeşim. Allah izin verirse biz 32 yıldan beri bu işi yaparken Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl bir hac ve umre yapılmasını istediyse insanlarımıza öyle hac ve umre yaptırmaya çalıştık. Biz bu işi turizmden ziyade Allah'ın misafirlerine hizmet olarak gördük. Yani tabii ki biz ticarethaneyiz, para kazanacağız. Ama ticaret, para kazandıktan sonrası önemli olan şeyler de var. Dualar kazanmak var, Allah'ın rızasını kazanmak var. İşte bu konuda da biz biiznillahü teala Resulümüz aleyhissalatu vesselam nasıl bir hac yaptı ve bizden nasıl bir hac yapmamızı istediyse
Kardeşlerimize de öylece hac yaptırıyoruz. Yani hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Bütün meşakkatlere biz kendimiz evvela göğüs gererek yolcularımızın Allah indinde kabul bir hac yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Biiznillahü Teala. Evet. Kurallar çekilmişti tabii ki öncesinden, hac kuralları, ama yedek kontenjanlar açıklandı mı? Şu an için bir yedek kontenjan belirlenmedi. Geçmiş yıllarda Suudi Arabistan'ın verdiği kontenjanlar oluyor. Bu sene malum Kabe'nin içinde bir inşaat var. Nisan ayında biteceği söyleniyor. Biter mi bitmez mi bilmiyoruz. Lakin bittiğini farzlayacak olsak bile bugün için biz büyük bir kontenjan geleceğini düşünmüyoruz. Zaten kontenjan gelse bile insanlara yedekten çağırıyor Diyanet. Yani bugün bir kura daha çekilmiyor. Ne kadar kontenjan verilirse verilsin. Yedek sırasına göre, verilen kontenjana göre insanlar çağrılıyor. Bugün için bir rakam bize ulaşmış değil. Yani şu kadar hac kontenjanı, ekstra kontenjan bize ulaşmış değil şu an. Şimdi Haşmet Turizm olarak hac ve umre programlarınızdan bahsettik. Bunun haricinde kültür turlarından da bahsetmek istiyorum. Kültür turlarınız var mı? Evet, Haşmet Turizm olarak kültür turları da yapıyoruz. Özellikle tarihi dokularımızın olduğu, insanların manevi hazlara ulaşabileceği yerlerden olan, özellikle en çok bizim sevdiğimiz ve severek yaptığımız işlerden bir tanesi olan Çanakkale-Bursa gezilerimiz var. İnsanların tarihini bilmeden tarihini tekrar yaşayacağını biliyoruz. Çünkü insanların özellikle Çanakkale gibi bir mekanı bilmelerini, görmelerini, tecrübeli bir rehber eşliğinde o savaşı anlamalarını istiyoruz. Özellikle Bursa ve Çanakkale turlarımız var. Yaz içerisinde, yani bahar dönemiyle başlayan, havaların güzel olmasıyla güzellik bitinceye kadar, yani kış gelinceye kadar Allah'ın izniyle Mersin, Tarsus ve Urfa turlarımız var. Allah izin verirse de inşallah yaza doğru ülkemizin güzel yerlerinden olan, cennet diye adlandırdığımız Karadeniz turlarımız var. Elhamdülillah biz zaten kendi adımıza potansiyeli yüksek olan bir şirketiz. Yıllardan beri bu işi yaptığımız için biz program açıyoruz. Sağ olsun teveccüh gösteriyor. Kendi umrecilerimize mesaj atıyoruz. Bugün listemizde kayıtlı 20 binin üzerinde telefon var elhamdülillah. Mesaj atıyoruz. Haydın Çanakkale diyoruz. Biiznillahü Teala elhamdülillah doluyor. Rağbet güzel. Biz Konyalılara gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz Konyalıların bize güvenebilmesi için şöyle bir destur edindik. Nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım, yapabileceğimiz şeylerin sözünü verelim. Ekstrasını orada yapalım. Yani insanlar bugün dişinden, tırnağından artırıyor, yemesinden, içmesinden kesiyor. Ben bilirim ki çoğu el işi örüyor hacı ablalarımız. Ben bilirim ki çoğu hacı ablamız evlere temizlik yapmaya gidiyor ki rızkından kesiyor. Umre'ye gideceğim, Rabbimin beytini göreceğim, Resulullah'ı göreceğim diyor. İşte bu el emeğiyle kazanılmış olan paraları biz Allah'ın izniyle asla boşa çevirmeyiz. Orada elimizden ne geliyorsa kendi adımıza, şirketimizdeki bütün görevlerimiz adına Allah'ın Resulü'nün hoşuna gitmeyecek bir davranışı orada yolcumuza asla yapmayız. Her zaman için güler yüz ve hacılarımızın her problemine ne olursa olsun, onlar ne derlerse desin, orada onlara sabrı tavsiye ederek onların sıkıntılarına derman olmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah bugüne kadar yapmışız ki Konyalı hala teveccüh gösteriyor. Şükürler olsun, Allah bundan, bu doğru yoldan ayırmasın diye Rabbimize her zaman niyaz ediyoruz. Amin diyoruz bizler de. Program sonuna doğru yaklaşırken önümüzdeki yıllar içerisinde Haşmet Turizm'in yeni projeleri var mı? Tabii ki Haşmet Turizm olarak her sene kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Daha ne yapabiliriz'in üstünde duruyoruz. Bugün kendimize özel programlarımız var. Bugün Konya'dan umrecimizi aldığımız zaman Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de yaptığımız bütün programları canlı yayınlarla yolcuların yakınlarına aktarıyoruz. Orada hem kendileri oradaymış gibi hem de yakınlarını görüyorlar. Orada yaptığımız bütün programları video kaydının altına alıyoruz ki insanlara geldikleri zaman ömür boyu bir hatıra, bir anı kalsın diye. Orada yaptığımız bütün gezileri ve ziyaretleri bir kamerayla kayıt altına alıyoruz. Geldiğimiz zaman burada uzman ekipler tarafından düzenleyip bütün yolcumuza bir hediye, bir anı olarak, hatıra olarak veriyoruz. Tabii ekonomik grup Konya'nın genelinde, ekonomik grup gidiyor. Yani üst düzeyden ziyade daha orta taban insanlar umreye daha çok
çok rağbet ediyor. Yani bugün Konya'nın ortalama 20 bin civarında bir umre potansiyeli varsa, ki daha fazla elhamdülillah, her geçen gün daha da fazlaya gidiyor. Bunun nereden baksan 18-19 bini rahat bir şekilde ekonomik grubu tercih ediyor. Yani onların asıl ilk amacı oraya bir gidebilmek. Yani orayı bir gidelim bir görelim. İşte biz onlar bir gidelim bir görelim dedikleri zaman biz de onların gidip gelirken ki sıkıntı çekmemeleri adına, özellikle ekonomik gruplar servisli otellerdi. Bugün biz Mekke-i Mükerreme'de hem normal umreler hem de Ramazan umresi, özellikle hassaten Ramazan umresi çok farklıdır. Yani gerçekten bir şirketin sınıfta kalıp kalamayacağını gösteren, işi bilip bilmediğini gösteren bir umredir. Çünkü en az hac kadar bir kalabalık vardır ve bu kalabalık her zaman aynı vakitlerdedir. Yani teravih vakti, teheccüd vakti ve sabah namazı vakti. İşte yolcuların bu gidiş gelişlerini kolaylaştırabilmek adına bu sene Resulullah'ın doğduğu evin önü olan gidenler kardeşlerimiz daha iyi bilirler. Mahbes bölgesi dediğimiz bir bölge var. Trafiğe kapalı. Yani Mekke-i Mükerreme öyle bir bölgedir ki gün gelir, vakit gelir, 3 kilometrelik bir yolu 5 dakikada gidersin. Ama öyle bir vakit gelir ki o 3 kilometrelik yol 45 dakika sürer. Trafik kilitlenir. İşte Ramazan'da böyledir. Her teravih vaktinde trafik kilitlenir. Biz bu sene özel bölgede geldik. Sadece servislerin kullanıldığı, servislerin gidip geldiği, normal araca trafiğin kapalı olduğu bölgeyi seçtik. Yani biz bugün normal bir ekonomik grubu daha da kolaylaştırmaya çalıştık. Elhamdülillah bugüne kadar yani 4 aylık süreçte 1600 yolcumuz Mekke-i Mükerreme'de bu otelimizde konakladı. Ve biiznillahü teala %99 oranında bir memnuniyet oranı var. Elhamdülillah biz alemlerin Rabbi olan Allah'a şükrediyoruz. Ve bu memnuniyetin boşa çıkmaması adına her geçen gün daha ne yapabilirizin üzerinde kafa yoruyoruz. Evet, hizmetlerinizin üzerine ekleyerek gidiyorsunuz bu vesileyle. Son olarak bizi izleyen hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz? İnşallah bize göstermiş oldukları bu teveccühe teşekkür ediyoruz. Hac ve umre yolunda anlatılmayacak, yaşanılacak bir umre yaşayabilmeleri adına Haşmet Turizm'e davet ediyoruz. Biz de kendimizi yeniliyoruz dedik ya, inşallah ofis olarak da kendimizi yeniledik. Ondan da inşallah biraz bahsedeyim kardeşlerimize. 32 yıldan beri Kayalı Park Postanenin arkasında bir ofisimiz vardı. Yani kurulduğumuz günden o güne kadar, bugüne kadar 32 yıl oldu, oradaydık. Allah izin verirse Ramazan sonunda inşallah İstanbul Caddesi'ne yeni açmış olduğumuz bir ofisimiz var. Şu anda da burada çekiyoruz burayı. Daha geniş alan, insanlara daha iyi hizmet edebilmek için geniş bir alana taşındık. İnşallah Ramazan sonunda da İstanbul Caddesi'ndeki yerimizde tamamen tek bir ofis olarak devam edeceğiz. Konyalı hemşirelerimizi en azından bir çay içmeye biiznillahü teala ofisimize bekliyoruz. Kanal 42 ailesine de bu röportajından dolayı teşekkür ediyoruz. Sektör 42 ekibi olarak bu bölümde de Haşmet Turizmi ekranlarınıza getirdik. Kafile Başkanı Muhammed Ali Kaygısız Bey ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.